Sanatın Adımlarına hoş geldiniz değerli izleyiciler. Bugünkü programımızda adımlarımız Ankara Devlet Tiyatrosu'nda 6 yıldır sahnelenen Eyvah Nadir oyununda durakladı. Ve oyuncu sevgili Koray Karaca ile birlikteyiz. Hoş geldiniz programımıza, merhaba. Merhaba, hoş bulduk. Evet, 6 sezon bir oyunun oynaması gerçekten büyük başarı diye düşünüyoruz. Üstelik tek kişilik bir oyun. Çünkü tek kişilik oyun oyuncu açısından çok zor olduğu düşünülse de seyirci açısından da zordur seyretmesi. Şimdi bu başarı mutlaka yönetmen ve oyuncunun başarısıdır. Her zaman bir ekip işi vardır ama siz tek başınıza sahnedesiniz. Öncelikle nasıl başlamıştı oyun ve 6 sezon nasıl seyirciyle bugüne geldi? Oyunumuz bir meddah oyunu. Tek kişilik. Klasik bir meddah olarak yola çıktık biz sevgili yönetmenimizle. Yazarımız Ahmet Metin Önel bunu meddah oyunu diye yazmış. 30 küsür 34 tane karakter, tip var tip diyelim. Yönetmenimizle buluştuktan sonra ne yapabiliriz, nasıl yapabiliriz diye konuşurken ilk aklımıza gelen işte bir sandalye, bir baston, işte klasik meddah. Şurada mendili olur değil mi? Omzunda, evet. Bastonu. Evet, evet. İşte hak dostum diye. Öyle yola çıkmak üzere buluştuk. Ama daha sonra şöyle mi yapsak, böyle mi yapsak? Yani işte günümüze nasıl uyarlayabiliriz? Gençlere nasıl ulaşabiliriz? Derken biz işin içine teknoloji de kattık. Dolayısıyla daha sonra seyircimiz koydu bunun ismini. Modern meddah oldu. Çağdaş meddah oldu. Sinevizyon kullanıyoruz oyunumuzda. 34 tane tip var. Bir de Koray var. 35 oluyor Koray'la. Anlatıcımız var. Bir de Koray var yani. Hem anlatıcı var tipler. Biz Eyvah Nadir'i göstermiyoruz sahnede. Eyvah Nadir'in etrafındaki kişileri tanıyoruz. Böyle bir maceraya çıktık. Öncelikle nasıl olacağını biz de tahmin edemedik. Ama seyirciyle bütünleştikten sonra çok fazla büyüdü. Çok fazla gelişti. 6 yıldır da kapalı gişe oynuyoruz. Bu arada Türkiye'nin her yerine gittik hemen hemen. Gitmediğimiz birkaç il. Tabii oyun Ankara'da sahnelendi. Ankara Devlet Tiyatrosu'nun oyunu dedim ama aslında Türkiye'ye mal olmuş bir oyun. Çünkü siz sadece şehirlere değil kasabalara dahi ulaştınız bu oyunla. Evet, çok küçük yerlere dahi gittik. Çünkü tek kişilik olunca, mobil olunca dekorumuz, aksesuarımız çok fazla değil. Turneye çok müsait bir oyun. Bir de çok güzel çıktı. Yani ilk başlarda sadece tiplerin üzerine gidiyorduk. Yani 10 saniye, 5 saniye gibi arayla kostüm değiştirip, bir de bu arada kostüm de kullanıyoruz. Peruk, kostüm, kıyafet, aksesuarlar. Öyle renklendirdik işi. Sinevizyon bizi destekliyor bu arada. Şimdi bir şey söyleyeceğim. 34 tane tipi, ya oyunun süresi ne kadar? 1 saat. 1 saat 20 ila 1 saat 30 dakika arası değişiyor interaktife göre. 1 saat 20 dakika diyelim. Bu kadar sürede 34 tane tipe girmek yani hiç öyle kolay bir durum değil diye düşünüyorum. Şunu sorayım. O tipleri canlandırırken nelerden yola çıktınız? Mutlaka birikimleriniz vardır ama ya 34 tane tip, hepsinin konuşması farklı, tipi farklı. Tabii ki kadını var, erkeği var, genci var, yaşlısı vardır ama yani ne kadar bir fark yaratabilirsiniz? Siz bunu nasıl sağladınız? Ona çok uğraştım. Şöyle erkeklerin hiçbiri birbirine benzemesin, kadınların hiçbiri birbirine benzemesin diye çok uğraştım. Belli başlı klasik meddahtan da yola çıkarak yaşlı kadın, işte genç kadın, aşık adam, işte beyefendi, dede, şu bu, onları hep cebimizden çıkardık. Ama bunun yanında akrabalarım da var. Vardır var. Çünkü öyle yakın arkadaşlar, akrabalar, var. Sevdiğiniz kişiler, çok da haz etmediğiniz insanlar olabilir. Var var. Şimdi nevi şahsına münhasır dediğimiz insanlarla dolu etrafımız. Evet. Yani işte burada dayılar, teyzeler, amcalar, ev sahibim var mesela. Biliyorlar bir tane mı? Eski.
Bilmiyorlar. Bilmiyorlar. Ama oyuncu öyledir değil mi? Sürekli değerli sanatçı tarar. Büyüğümüz abilerimizden var. Var. Yani, yani. Şimdi tabii kimse bilmiyor ama ben çalışırken isimlendirdim onları hep. Gerçekten tabii. Mi? Yani bu şu, bu şu. İşte Mehmet. Sedat abi. Tabii aynen. Ayşe abla. Kesinlikle, kesinlikle ev sahibimiz. İşte hepsine güzel. İsim verdim ben onların. Çünkü çoğunda isim yok. Yani metinde. Hepsine isim ver. Metin üzerine çok çalıştım ben. Yani mutlaka öyle olmalı. Şöyle, yoksa kolay çıkmaz bu kadar tip. Kesinlikle. İçlerinden bazı tipleri çıkarmak zorunda kaldım. Birbirine benzeyenler vardı. Mesela dört tipi ben yazdım. Yazarımızdan icazet alarak da. Birbirine benzemesinde çok uğraştık. İnce ses, kalın ses, komediyi bilirsin. Yani doğalın dışında olan şeylere güleriz biz. Yani ne kadar yavaş konuşma, yani bu hızlı konuşma. Bunları yaptık. Kekeme yaptık, işte bütün konuşma bozukluklarını yaptık. İşte fiziksel ahrazlar, şunlar bunlar. 34 tip. 34'e gelince bir tanesini hiç unutmuyorum. Artık bitti. Bitti yani. Hani ne olabilir? Orayı yaptık, burayı yaptık. Bitti yani tipler. Bir tane var ama çok da güzel yazılmış. Yani ona kıyamıyorum ama dedim ki bunu çıkaracağız. Yani buna çünkü bir şey bulamıyorum. Yönetmeniniz kimdi? Yönetmenimiz Ali Meriç. Antalya Devlet Tiyatrosu oyuncusu. Ali abiyle çalışıyoruz. İşte en son bir tane tip kaldı. O tiplere hiç karışmadı zaten. Dedi ki sen tipleri bul. Hatta böyle konuşuyorum. Dedi ki Koraycığım bunu yapma. Yani ikinci oyunda sesin kısılır dedi. 430 küsür oyun oynadık. Çok şükür sesim kısılmadı. Çünkü, amanım Allah korusun diyelim. Doğru yerden, doğru nefesle, doğru kullanımla. Hani ben onların hepsini hesaplamıştım. Yani yönetmenimiz geldi. Biz projeye yönetmen çağırdık. Yani ben hazırdım bütün tiplere. Ne kadar güzel, bir yönetmen açısından da hazır malzemeye gelmek çok güzel olsa gerek. Şimdi izleyicilerimiz merak etmiş olabilir. Acaba bu oyunun içerisinde yani 34 tipe neden ihtiyaç vardı? Neydi konusu? Nadir kim? Kim bu Nadir? Şimdi Nadir Gazi torunu, öğretmen çocuğu, ideal bir ailenin oğlu. Üniversite okuyor. Çok da fazla anlatmayalım ama yani eğitimli, iyi bir ailenin çocuğu ama günümüz demeyelim de yani çark düzen, bozuk düzenin çarkının içerisinde ayak uyduramayan bir genç. Dolayısıyla bu Nadir'in başına gelen, dürüst, erdemli insanların başına gelen negatif yolculuklardan bir komedi çıkarmış yazarımız. Sözü de var, söylemi de var. Yani erdemli insan olma sanatı. Nadir, dürüst, ahlaklı, eğitimli bir genç olarak iş bulamıyor. Sevdiği kızı vermiyor babası. Biz burada patronunu görüyoruz. Yani ben o patronu oynuyorum. Kızın babasını oynuyorum. Daha sonra bir sürü etrafına giren insanların arasında o kadar bunalıyor, o kadar yalnız hissediyor ki son çare olarak o çarkın içine girip ayak uydurmayı seçiyor. Ama o kadar eğitimli, dürüst, ahlaklı ve iyi bir ailenin çocuğu ki sonunda bakıyor ki bu da olmayacak. İşte komediyi buralardan çıkarıyoruz. Bakıyor ki hayır, bu ben değilim. Ege'de bir sahil kasabasına, hepimizin hayalidir ya, dönüyor. Bütün bu kirli işleri bırakıyor ve tekrar dürüst, namuslu bir şekilde hayatına devam ediyor. Bunu seçiyor. Bunu seçiyor. Şimdi tabii ki sahne sanatlarının hepsi zordur. Tiyatro hep söylerler, ara ara seninle de konuşuruz, erlik meydanıdır derler bir oyuncu için. Fakat komedi oynamak herkes çok kolay zanneder. Aslında o daha da zordur. Neden diye sorayım. Şimdi dram hepimizin hayatının içinde var.
yani maalesef. Ama komedi doğalın dışında gelişen şeylere güleriz. Yani normal düz yürüyen birine gülmeyiz ama o kişi düşer aslında o an çok acı verir. Mesela benim de çok öyle hikayelerim vardır. Yani grand tuvalet giyinmiş bir yere gidiyorsundur aceleyle ya ayağın takılır düşer çamurun içine düşmüşlüğüm var yani. O an o kadar acı verir ki sana yani tekrar eve gidip düzelmek falan filan. Ama şimdi gülüyoruz bunu anlatırken. Yani komedinin zorluğu biraz da şurada. İnsanlar artık o kadar bunalmış durumda ki etrafımızda yaşanan durumlardan. Artık insanlar nefes almak istiyor. Ama bu nefesi almak için de gittiği tiyatroda komik mi oyun diye soruyoruz. Mesela ilk bize sorulan soru komik mi? Komik mi? Oyun eğlenceli mi? İşte bizim oyun eğlenceli. Çok eğlenceli. Komedinin zorluğu biraz da şuradan geliyor. Yani insanları güldürmek zordur. Bence en zoru. Üstelik bir de komedi afişi altındaki bir oyuna gittiği zaman insanlar ön yargılı. Hadi güldür bakalım beni diye biliyorlar. Biz ama bizim oyunumuz tiplerle güldürmenin dışında bir de interaktif yerimiz çok. Biraz orayı açalım mı? Evet. Nasıl interaktif hale getiriyorsunuz? Şimdi interaktifi de aşmış durumdayım. Galiba belki de ilk defa yapılan bir şey. Ben seyirciye rol veriyorum. Yani böyle normalde işte takılmanın soru cevap şeklinin dışında bir yerde çok sıkışmış gibi davranıp diyorum ki çok fazla tip var. Yani oyunun ortalarına doğru. Diyorum ki o kadar artık yapamıyorum diyorum. Bana yardımcı olur musunuz? Bu küçük sahnede bir birlikte yapabilir miyiz diyorum. Şok oluyor önce bir. Çünkü dramatik bir oyuna gelmiş. Yani izlerken düşünsenize duvarı kırıyor oyuncu. Diyor ki merhaba abi isminiz ne diyor. Ya bana bir yardım eder misiniz? Tabii aynen öyle yapıyorum. Peki tepkiler nasıl oluyor? Tepkiler önce bir şok oluyorlar. Sonra tabii o samimi bir şekilde diyorum ki ya işte hoş geldiniz. Bu arada diyorum hepiniz hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi oyunumuz tek kişilik. Ben de çok yoruldum. Ben de çok yoruldum bunu aldım. Diyorum ki küçük bir desteğe yani, beyefendi diyorum birlikte yapar mıyız? Yardım istiyorum güya. Ondan sonra olanlar oluyor. Ona peki çok yetenekliler de çıktı mı arasında? Çıkıyor. Şimdi o bana yani çok... sizi çok şaşırtan tipler üretenler oldu mu? Tabii oldu. Şimdi orada çok böyle özgüvenli, cevval, kendine güvenen, normal oyunlarda da hani böyle sahneye laf atanlar olur ya, evet. Bazen öylesi çıkıyor. Şimdi o zaman riske de giriyoruz. Yani bizim yaptığımız iş bir bıçak sırtı. Yani çok fazla ileri gitmek isteyenler de oluyor. Sahneye çıkmak istiyor. Biz mesela sahneye çıkarmıyorum ben. Oturduğu yerden paslaşıyorum. Sahneye kendini atmak isteyen oluyor. Bir gün oldu. Ben de dedim ki bir pijama var üstünde. Bir işte Müjgan'ın babasını oynuyorum. Dedi ki ben yaparım ya dedi. Ben de dedi yaparım dedi. İstersen geleyim yanına dedi. Ben de dedim ki tabii ki dedim. Çıkardım pijamayı, kostümü. Buyurun dedim. Beyefendiye bir alkışlattım. Pijamayı giydirdim. Ailesiyle gelmiş. Ben de geçtim onun yerine oturdum. Hadi dedim bakalım. Ki buyurun sahne sizin. Şimdi öyle deyince şimdi komedi, tek kişilik bırakın oyunu sahnenin üstünde yürümek bile zordur. Yani seyirci için. O özgüvenle çıktı, giydi de dedim ki buyurun ne yapayım ben dedi. Dedim ki ne isterseniz yapın. Yani sahne sizin. İster şarkı söyleyin, ister oyuna devam edin. Ama küm falan filan sonra ben kalktım. İşte nazikçe dedim ki o zaman dedim alayım ben bir kostümü dedim. Lütfen herkes yerine geçsin. Kibarca. Yolla. Şimdi tam tersi de oluyor. Ya ben yapamıyorum. Beni lütfen değiştirin diyen oluyor. Ya hani o zaman da diyorum ki hayır sizinle devam edeceğiz. Sizinle. Oradan da çok komik çıkıyor. Onlar yapamadıkça hani komedinin üzerine çok oradan güzel. Gidiyoruz. Diğer taraf özgüvenli olduğu zaman o zaman zaten bazen çok uçuyoruz. Hatta seyirci diyor ki o arkadaş da oyuncu muydu diyor. Peki Koray Karaca hiç bu kadar uzun süre bir aynı rolde oynamış mıydı sanat hayatında? Hayır. Sanırım 4 sezon oynayan bir oyunum oldu. 3 sezon oldu ama bu... 4 sezon da az değil. O da az değil ama bu benim hayatımda en uzun.
daha da devam edecek gibi de duruyor. Sıkılmadınız mı? Sıkılmadım çünkü her oyun farklı bir oyun. Çünkü interaktif kısımlarımız çok değerli, çok kıymetli. Ben çok keyif alıyorum. Ben o yüzden sıkılmıyorum. Çünkü bu doğaçlama dediğimiz kısmı oranın bile matematiği var bende. Yani her akşam yeni bir hikaye, yeni bir insanla tanışıyoruz, yeni seyirciyle. O an mesela şeyi de kullanıyorum ben. Normalde tek kişilik oyunlarda bilirsin. Su içilmesinden rahatsız oluruz biz aktörler. İşte efendim su çıtırtısı, bir şey yiyen olur, telefon çalar. O telefonlar hiç susmaz. Maalesef ama benim oyunda ben aksine çalsın istiyorum. Telefon malzeme çalsın, üretiyor. Malzeme, oradan malzeme. Biri geç kalsın istiyorum. Mesela Devlet Tiyatrosu 8'de kapı kapanır ama ben talimat veriyorum kapıya. Diyorum ki lütfen geç kalanları da alın. Bir kere mesela bir hanımefendi telefonu çaldı. Öyle durumları hemen ben kullanıyorum. Diyorum ki aç işi, durduruyorum oyunu. Kim arıyor? Çok özür dilerim, unutmuşum. Dedim ki önemi yok, önemi yok dedim. Kim arıyor? Dedi arkadaşım arıyor. Birazdan dedi oyuna gelecek dedi. Trafikte sıkışmış kalmış. Küçük tiyatroda oynuyoruz Ulus'ta. Şimdi dedi Kızılay'daymış, taksideymiş. Dedim ki ismi ne? İşte versene bana dedim. Aradı. Ben konuştum. Açtım megafonu. Şimdi bütün salon gülüyor. Diyor ki siz kimsiniz? Nereden arıyorsunuz diyor. Sahneden arıyorum. Dedim ki, bir dakika. Ben dedim siz dedim şu anda nereye gidiyorsunuz? Ben tiyatroya gidiyorum dedi. Hangi oyuna gidiyorsunuz dedim. Eyvah Nadir. Ben Nadir dedim. Ben Koray Karaca. Ay şok oldu. Gerçekten dedim. Evet gerçekten. Çok tatlı. İsmini de şimdi hatırlamıyorum. Unuttum. Ayşe Hanım diyelim. Dedim ki Ayşe Hanım siz gelmeden ben dedim oyunu devam etmiyorum. Sizi bekliyorum. Kaç dakikanız var? Geldim 4 dakika var dedi. 3-4 dakikaya oradayım. Tamam dedim. Kapıya talimat veriyorum dedim. Siz gelmeden oyunu başlatmıyorum dedim. Ayman kapattı. Dedim ki gerçekten oturdum. Çektim sandalyeyi. Ayşe gelmeden oynamayacağız dedi. Gerçekten bekledi. Ama seyirci... Geldi mi peki? Geldi. Onu da aldım. Güzel bir yere oturttum. Yani bizim oyunda su içiliyor. Mesela sakız çiğniyorlar. Bazen çok sıkıntı oluyor. Evet. Bende konsantre bozukluğu olmuyor. Çünkü bu tip şeyleri kovalıyorum. Sakız çiğniyorum ki... Malzeme oluyor çünkü. Malzeme oluyor. Diyorum ki mesela... Ay diyorum koktu ya fazla var mı bir tane de bana versene diyorum. Ama bunu o normal oynarken söylüyorum. Şimdi ona direkt lütfen salonda sakız çiğnemek hoş değil deyince başka bir tarafa gidiyor. Ama diyorum ki normal böyle oynarken tipi yaklaşıyorum. Çok güzel koktu ya canım çekti bir tane de bana versene deyince bir şok oluyorlar yani. Şimdi çağdaş meddah dedik Eyvah Nadir oyunu için. Günümüz stand-upçılarıyla aslında meddahlık da bazen örtüştürülür. Sizce aynı durum söz konusu mudur? Çok benzer tarafı yok. Yok. Yani yok. Çünkü neden? Meddahın bir öyküsü vardır. Yani bir meddahlık met etmeden gelir. Yani övücü, övme anlamında. Kıssahan da denir. Kıssadan hisse yani ders çıkarılacak hikaye anlatır meddah. Bir halk sanatçısıdır. Halk tiyatrosunun bir geleneksel tiyatronun bir ögesidir. Hatta dünyada örnekleri de var. Commedia dell'arte'de işte Dottore, Pantolone yani bütün dünyada vardır bu. Dolayısıyla stand-up daha metinsiz, daha simultan, daha yani... anlık bir şeydir. Ama meddahın öyküsü vardır. O öykünün aralarına serpiştirir tuluatını, hikayelerini, öykülerini. Ama stand-up'ta bir konudan yola çıkıyor. Ha, tek bir öykü değil de farklı öyküler olduğu için. Stand-up'ta... Ya da bir konuyu yermek için değil de hani sırf güldürmek için mi? Tabii ki, tabii ki. Yani stand-up'ın konusu... İşte izliyoruz ülkemizde çok değerli stand-upçılar var bu işi yapan ya hani ama şimdi orada onların da bir kanavası var. Onların da bir hikayesi tabii var yani. Olmalı diye düşünüyorum. Ama meddahlık daha bir tiyatro yani. O başı sonu mesela benim
doğaçlama yaptığım yerlerimin bile matematiği vardır. Hep bir B planım vardır. Yani hani işte çok nadirdir ekstra bir şeyler olsun sahnede. Çünkü onu çok iyi tutmak zorundasın ki iş bambaşka bir yere gider. Hı-hı. Bir de karşımızdaki insanlar profesyonel insan olmadığı için ben onlarla birlikte oynuyorum. O akşam onu star yapıyorum. Hatta çıkışta diyorlar ki abi benimle fotoğraf çektirdiler. İnsanlar soruyor o da oyuncu muydu diyorlar yani. Çok şeker. Hayır değil. Dolayısıyla riski çok fazla. Stand-up'taki seyirci, stand-upçı ilişkisinin dışında bir ilişki yaşıyoruz biz. Şimdi turnelerden söz ettik. Daha önce de konuşmuştuk. Gitmediğiniz şehir kaldı mı? Eyvah Nadir'le. Var. Çok az. Geçen ekibimle oturduk saydık. 3 kez 4 kez gittiğimiz şehirler olmuş. Hiç gitmediğimiz yerler olmuş. Ama bir elin parmaklarından az. O kadar az. O kadar az yani. Türkiye'yi dolaşmışsınız. Dolaştık. Peki hiç unutamadığınız bir şehir var mı? Oyunu oynarken izleyicilerin tepkileri vesaire. Hemen hemen her yerde. Şimdi şehir ayırt edemez tabii ki Koray Bey. Şöyle ki biz Almanya'ya da gittik, yurt dışına da gittik. Oyunumuz gerçekten o kadar eğlenceli ve söylemi o kadar pozitif ki her yerde aynı tepkiyi alıyoruz. Gerçekten. Örneğin bazı oyuncu arkadaşlarımız anlatır ya şuranın seyircisi biraz donuktu işte şurası. Bizim bununla da gurur duyuyoruz. Gerçekten Türkiye'nin hangi coğrafyasına gidersek gidelim. Hatta Avrupa'da yaşayan Türklere Avrupa'da yaşayan Türklere de. Yani aynı tepkileri alıyoruz. Bununla da gurur duyuyoruz. Ama çok keyifli şehirler var. Nur Dağı'na gittik mesela. Nur Dağı hayatında ilk defa bizi izlemiş. Nerede Nur'da? Gaziantep bu depremde yerle bir olan ilçemiz. Depremden çok yakın bir depreme çok yakın bir zamanda. Yani Nur'da giden ilk tiyatro ekibiydiniz. Devlet tiyatrosu olarak ilk değil, tarihi boyunca ilk kez profesyonel bir tiyatro gitmiş yani. Profesyonel de değil, ilk tiyatro Nur'da. Biz gittik. Yani evet. Orası mesela biraz sıkıntılıydı çünkü hayatlarında hiç tiyatro izlememişler. Yani sürekli konuşma, sürekli konuşma, çocuk, kadın geziyorlar ama mikrofonla oynadım mesela orada. Ama onları da tutmak, onları da çocuk oyunu çok zordur biliyorsun çocukları susturmak oyuna. Ama o Nur'da halkını da tutabildik, çekebildik. Oyunun sonunda onlar da çok büyük alkışladılar. Ama gerçekten nasıl tiyatro izlenir, tiyatroya saat kaçta gidilir, bir şey yenir mi yenmez mi gerçekten bilmiyorlardı. Ama biz de hiç sesimizi çıkarmadık. Onlar istediği şekilde izlediler, istediği gibi hareket ettiler. Zaten size de o zaman malzeme bol bol çıktı. Of! O nedenle unutulmaz harikaydı, oldu. Harikaydı. Zaman nasıl geçti anlamadım. Bitti mi? Sevgili Koray gerçekten bitti. Harika. Çok keyifliydi yine seninle sohbet etmek. Bence güzel projelerde yine görüşeceğiz. Televizyona da yaptığın güzel projeler oluyor. Devlet Tiyatrosu'yla çalışmalarını da yakından takip etmeye devam edeceğiz. Çok teşekkürler katıldığın için ben programımıza. Ben teşekkür ederim. Çok naziksin. Çok keyifliydi. Bizim için de öyleydi. Senin şahsında bütün ekibe çok teşekkür ederim. Çok güzel ağırladınız beni burada. Her zaman bekliyoruz. Teşekkürler. Söz. Evet sevgili izleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Biz her zaman sanatın ve sanatçının peşinden gitmeye devam edeceğiz. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.